Mesut Yılmaz'ın sizi neden görevden aldırdığını sorduğumda Alaaddin Çakıcı böyle istedi diyorsunuz. Evet, bana anlatır mısınız? Nedir? Tamamen onun isteğinden olan bir tayin durumudur benim durumum. Mesut Yılmaz'la Alaaddin Çakıcı arasında ve hatta Eyüp Aşık arasındaki ilişki. Nedir bu ilişki? Bize anlatır mısınız? Nasıl bir ilişki bu? Enteresan bir ilişki. Yani bu biliyorsunuz ikisi de gerek Mesut Yılmaz gerek Eyüp Aşık çetelerle mücadele ettiklerini söyleyen insanlardı. Kısmen de bu mücadeleyi yaptıklarını da kabul etmek lazım. Fakat enteresan bir yaklaşımları var. Yani hemşeri oldu mu onun organize suçlarla ilgili olduğunu yahut çete mensubu olduğunu veya terörist olduğunu dikkate almıyorlar. Enteresan bir yaklaşım tarzı. Yani ya. O hemşeri, ondan görüşülür, ondan irtibat kurulur filan gibi böyle bir mantık var. Eyüp Aşık'ta da ya, o. Şunu mu diyorsunuz? Çetelerle mücadele eden kısmen Mesut Yılmaz, Eyüp Aşık, iş kendi hemşerileri olan çete reisine geldiğinde farklı bir tavır. Farklı bir tavır. O hemşeri, ondan görüşmek yani mübahtır. Ondan irtibat kurabiliriz. Hemşeri olduğu için arıyor. Peki nedir irtibatları? Yani dost mu, arkadaş mı, onunla birlikte iş mi yapıyorlar? Nedir irtibat nedir? Mesut Yılmaz Çakıcı ilişkisi. Vallahi onu Eyüp Aşık da anlatıyor. İşte bilgi alıyordum diyor ben ondan diyor işte bazı konularda. Bu doğru olabilir mi? Banka konusunda. Ama gene size şey refere ediyorum. Ben bunların zaten kendim açıklamalarını yaptım. Danıştay'a da başvurdum. Kendi web sayfamda da bu konuda epi yayın yaptım. Ama gene Erol Evcil'e başvurmanızı o ifadelerinde siyasi olarak kullanıldığı anlaşılıyor Alaaddin Çakıcı'nın. Peki hangi yönde kullanıldı? Çiller'le olan o Çiller hükümetini yıpratmak için amacıyla o bir Flash TV'de çıkıp yaptığı meşhur bir söyleşi falan vardı Alaaddin Çakıcı'nın. Ben bunu Mesut Yılmaz'ın kendisine de söyledim. Türkiye'de sabıkalı adamların bu şekilde televizyona çıkıp konuşmalarının son derece sakıncalı olduğunu. Çünkü bugün ona yapılır, başkasına yapılır, yarın da ona yapılacaktır. Aynı. Peki Mehmet Bey, siz Mesut Yılmaz'la Alaaddin Çakıcı arasındaki ilişkiyi bizzat kendiniz mi biliyorsunuz yoksa... Tabii bizzat biliyorum çünkü... Erol Evcil'in ifadelerinden... Hayır ben zaten o işin başında olan adamım yani MİT'te. Terör ve organize suçlarla ilgili bölümün başında olan adam bendim. Benim önümden geçiyordu konuşmalarda, telefon konuşmalarda hepsi benim önümden geçiyordu. Mesela Mesut Yılmaz'ın Alaaddin Çakıcı ile yaptığı telefon... Rastlamadım ama irtibat olduğunu biliyorduk. Nereden biliyordunuz? Konuşmalardan çıkıyor. Çakıcı'nın konuşmalarından. Çakıcı'nın başkalarından konuşmalarından öyle bir irtibatın olduğu ortaya çıkıyor. Mesut Yılmaz'ın telefonlarını dinliyor muydunuz? Hayır. Çakıcı'nınkini dinliyordunuz. Çakıcı'nınki dinleniyordu tabii. Yani dinleyebildiğimiz kadar çok da kaçırılan konuşmalar oluyordu. Sadece biz de dinlemiyorduk tabii. Polis de yapıyordu. Peki, aynı şeyi. Daha tatmin edici bir... Polis hatta bizden daha etkili yapıyordu bu işi. Peki daha tatmin edici bir belge sunabilir misiniz? Alaaddin Çakıcı ile Mesut Yılmaz arasındaki ilişkiyi kanıtlayan. Sadece ben biliyordum, Çakıcı'yı dinliyorduk. Oradan edindiğimiz intiba. Bununla mı sınırlı? Onunla sınırlı değil işte. Dediğim gibi yani işin içinde olan bizatihi görüştüğü kişiler ifadelerinde belirtiyor. Yani bunlardan biri de Erol Evcil. Peki bu iddianızda acaba mesela Mesut Yılmaz'ın sizi MİT'ten aldırmasının etkisi olabilir mi? Yani böyle bir uygulama yapmış, sizin tabirinizde size karşı düşmanlık yapmış ve siz de onu suçluyorsunuz. Böyle bir yoruma gidebilir miyiz? Tabii yani. Ama bu da bir düşmanlık değil mi? Sizinki de onu yıpratmak için abartılı bir iddia... Yok. Abartı yok. Yani söylediğim şeylerde kesinlikle hakikat payı vardı onun için. Tabii peki. Bunu uzun uzun anlatmak lazım. Yani ben bu konuda aşağı yukarı 72 sayfalık falan bir Danıştay Başkanlığı'na şey verdim. Dilekçe verdim. Orada bütün teferruatın da var. Bunları yani şimdi... Kısa bir süre içinde izah etmem biraz zor.
Peki şurası ilginç değil mi? Türkiye'de başbakanlık yapmış. Şu anda hükümet ortağı partinin genel başkanı ile ilgili çok çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki o Alaaddin Çakıcı ile ilişki içindeydi diyorsunuz. Evet. Ve bunu biliyorsunuz. Evet. Bildiğinizi söylüyorsunuz. Benim siz yüzüme, sıradan bir kişi değilsiniz. Hayır, benim yüzüme de sordu Mesut Bey. Alaaddin çok şey biliyor. Getirelim mi Türkiye'ye de. Ben de kriminal bir suçludur. Öyle bir şey yapmanızı tavsiye etmem. Bunlardan psikolojik bozuklukları olan bir adamdır. Bundan bir fayda gelmez diye söyledim kendisine. Yani siyasi çıkar amaçlı olarak mı getirmek istiyordu? Söz de işte çetelerle mücadele ederken Alaaddin'in çok şey bildiğini, onu getirirsek faydalı olup olmayacağını soruyordu. Anladım. Peki bu çok önemli iddiayı, siz sıradan bir kişi değilsiniz, önemli bir mevkideydiniz ve söylediklerinizi ciddiye almak durumundayız. Şu duygu sizde oluşmuyor mu? Yani hala Mesut Yılmaz orada bir partinin genel başkanı ama çetelerle ilişki kurduğuna yönelik iddiada bulunuyorsunuz ve hiçbir şey olmuyor. Olmuyor. Enteresan bir şey. Demek ki başka dayanışmalar da var. Yani benim bilmediğim. Bu kadar ciddi iddialar ortadayken hiçbir şey yapılmaması çok enteresan. Ama ben bunu ilk defa yaşamıyorum.